أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مناظرنا 24. درسي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي السَّنَدُ الْقَطْعِيُّ İkinci kısım senedimiz kat'i senedir. Dün السَّنَدُ الْلِمِّي kısmını okumuştuk senedin kısımlarından, nevlerinden. Bugün de inşallah senedi kat'i ile başlarız. هو سند قطعي ما يذكره السائل İtirazcı olan sailin zikrettiği bir senettir. مع المنع منع ile beraber مبينا فيه حال كونه ki bu senette zikrediyor, beyan ediyor, açıklıyor. أن منعه يستند إلى جزمه Yani bu yaptığı منع onun kesin kanaatine, kesin ifadesine dayanıyor. Bima yunafi da'vel muallili. Muallil sahibi tasdiki, tasdikin sahibi olan muallilin davasına zıt olan, münafi olan bir şey ile, evet. O yani muallilin davasına tam zıt bir şeyi kesin ifade eden bir senet ile men'i beraberdir. Ve o men'i oraya dayanıyor. Bunu açıklıyor. Tabi bu senet, bu men'ate sail men'ini söylerken o men'i ile beraber kat'i senedi ile de kat'i senedini de zikrediyor. İşte kat'i buradan alıyor ismini. Çünkü muallilin davasına münafi olan bir şeyi kesin bir şekilde ifade ediyor. İşte bundan dolayı senede kat'i ismini almıştır. Feyekulu lehu meselen, muallile diyor mesela, keyfe, yani senin söylediğin davayı nasıl kabul ederim? Vel emru keza, halbuki durum şudur. Ba'da kavlihi emna'u hâzihi da'va. Tabi ben bu davayı men ediyorum sözünden sonra, bir de şu, yani senede kat'inin ifade şekli böyledir. Keyfe vel emru keza. Ey keyfe usellimu leke hazihi da'va. Yani ben bu davayı senin için nasıl kabul ederim? Ve inni eczimu ve akta'u. Ama ben kesin olarak, kat'i bir şekilde söylüyorum ki bi ennel emre ala hilafi ma zekert. Mesela senin zikrettiğin, anlattığın şeklin tam zıddınadır diye. Yani onun söylediği şeklin hilafınadır, onun zıddınadır diye ifade ediyor. İşte bu senedi kat'idir. فَاِرَادُ السَّنَدِ الْقَطْعِيِّ Mani'in senedi kat'iyi irad etmesi, getirmesi يُبَرِّرُ caiz kılıyor ve يُقَوِّي ve تَقُوِيَ ediyor اَلْمُطَالَبَةَ بِالدَّلِيلِ اَوْ بِالتَّنْبِيهِ Delil veyahut tenbihi talep etmeyi ne yapar? Daha çok takviye eder ve onun gerçekleşmesini ister. Li isbati sıhhati da'va, yani muallilin ortaya koyduğu davanın sıhhatini ispat etmek için o delil ve tenbihin kesin talebini takviye eder. Ev raf'il khafai anha, ya da muallilin zikrettiği davadan khafai, gizliliği kaldırmak için işte mutlaka tenbihi getirmesi gerektiğini ne yapıyor? Takviye ediyor. Yani o delil talebini veyahut tenbih talebini takviye ediyor bu senedi kat'i. Yani tabi davanın şekline göredir. Eğer o dava tasdiki nazari ise delilin getirilmesi takviye edilmiş olur. Yani o delilin getirilmesini talep etmek takviye edilmiş olur. Eğer bedihi hafi kısmından ise onun için de tenbihin talebi
demek ki takviye edilmiş olur. Emsile bazı örnekler. Kale sahibu tasdiki, mesela tasdik sahibi dedi ki el insanu hayvanun mutatavvirun min hayvanin dunehu. İnsan gelişmiş bir canlıdır. Kendisinden daha düşük bir hayvandan böyle gelişip bu hale gelmiştir. Gelişip bu hale gelmiştir. Fi sullemil hayvaniyyi, bu hayvansal merdivende, yani o hani demek ki hayvanlara ait, yükselmeye ait bir merdiven varmış gibi, manevi bir merdiven, artık hayvanlar da kendi hallerinde durmuyormuş. Tabi onun iddiasına göre hayvanlar yavaş yavaş gelişiyor. Her zaman böyle bir üst seviyeye çıkıyor. Ha işte diyor, insan da böyle kendisinin aşağısında, kendisinden daha alt tabakada bulunan bir hayvandan gelişerek insan halini almıştır diye iddia ediyor. فَاَعْتَرَدَ السَّائِلُ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ. Sâil men ile ona itiraz etti. مَقْرُونًا بِالسَّنَدِ الْقَطْعِيِّ, tabi kat'i senedle beraber olarak. فَقَالَ لَهُ, Sâil muallile dedi ki اَمْنَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى, ben bu davayı men ediyorum, kabul etmiyorum. Keyfe, nasıl ben bu davayı kabul ederim ki? Ve huve halbuki insan zürriyetu Adem'e, Adem aleyhisselamın zürriyetidir. Ellezi, o Adem ki halakahullahu minettini mübaşereten, direk olarak onu çamurdan yaratmıştır. Ey keyfe usellimu leke hâzihi davâ, yani senin bu iddianı nasıl kabul ederim senin için? Ve inni eczimi, halbuki ben kesin ifade ediyorum. Ve akta'u, ve ben kat'i bir şekilde söylüyorum ki bi ennel insane leyse mutatavviren, insan gelişmiş değildir. Min hayvanin dunehu, kendinden biraz düşük olan hayvandan gelişmiş bir canlı değildir. Fissüllemil hayvaniyi, hayvansal merdive gelişimde böyle bir gelişen bir hayvan değildir yani insan. Fema delilu sıhhati da'vake, senin bu iddianın sıhhatinin delili nedir manasında. Tabi bunu kastediyor yani Sâil, bu men'ini ve senedi kat'iyi söyleyerek aslında şunu demek istemiştir demek. Fessenedul kat'iyyu, öyleyse kat'i sened lem yeştemil ala delilin lil men'i, yani men'in deliline şamil değil. Yani men'i için bir delil getirmiyor aslında. Sâil bu kat'i senedi ifade ederken men'ini delillendirmiş değildir. Ve inneme şemele, ancak şamil olmuştur bu senedi kat'i ala müberririn lil men'i. Yani men'i caiz kılıyor. Yani caiz kılan bir şeye, bir duruma şamildir. الذي هو في حقيقته ومنعك حقيقتنده مطالبه للمعلل صاحب التصديق, تصديق sahibi olan muallilin mutalebesidir, yani ondan talep ediyor. Bir delili ala davahu, davası üzerine delil getirmesini istiyor. Yani normalde evet bu menaki buna şamildir, hakikatte o taleptir, muallilden delil talep etmektir. Alşat sadece bu men'in doğru olduğunu, yani bu men'in yanlış olmadığını ve bu men'ate haklı olduğunu gösteriyordur sadece bu senedi kat'i. Evet, işte senedi kat'inin bir örneğini görmüş olduk. İkinci bir örnek B. Kale sahibu tasdiki, tasdik sahibi mesela dedi ki la tucedu ahlamun sadikatun tedullu ala ahdathin seteka'u fi'len fil mustakbeli. Böyle bir iddia ortaya koydu. La tucedu ahlamun sadikatun, doğru rüyalar yoktur. Tedullu ala ahdathin, öyle rüyalar ki bazı olaylara delalet edecek. Seteka'u fi'len, bil fiil gerçekleşecek olan bazı olaylara delalet edecek. Fil müstakbeli, müstakbelde, gelecekte. Evet, gelecekte fiili olarak, bil fiil
gerçekleşecek olan olaylara delalet eden doğru rüyalar diye bir şey yoktur diye söylese, tasdik sahibi, iddia sahibi, muallil, fa'tarada sailu aleyhi bil men'i, ve sail men ile ne yaptı? Ona itiraz etti. Mekrunen bis senedil kat'iyye halu kevni, ki bu men'in senedi kat'i ile beraberdir. Fekale lehu sail sahibi tasdika dedi ki hâzihi da'va gayru musellemetin, bu da'va kabul edilmedi. Kabul edilmez. Keyfe, nasıl kabul edilir ki? Vel vâki'u, ama hakiki manadaki durum, ennehu tucedu ehlâman sâdikatun, doğru rüyalar vardır, tedullu, delalet ederler, ala ehdâsin, bazı olayların, setekâ'u, ki gerçekleşecek olayların, fi'len, bil fi'l, fi'l müstakbeli, müstakbelde, gelecekte, bazı olayların olacağına, meydana geleceğine delalet eden hakiki rüyalar vardır. Yani bu böyle gerçek dünyada, vakıta, yani gerçek anlamda böyle rüyalar var. Sen nasıl böyle diyorsun, böyle rüyalar yoktur? Ey keyfe usellimu leke hâzihi d-da'va, yani senin bu davanı nasıl kabul edeceğim? Ve inni eczimu ve akta'u, fakat ben kesin ve kat'i bir şekilde söylüyorum. Bi hilafi ma zekerte fiha, evet, bu davada zikrettiğin mefhumun hilafını ben söylüyorum. Fema delilu sıhhati davake, bu davanın sıhhatinin delili, sahih olduğunu, bu davanın doğru olduğunun delili nedir? Evet, bu da diğer bir örnekti mesela. Evet, senet-i kat'i de buydu, örneklerini gördük. Tabi muallilin de kendisine göre cevabı olacaktır. Bu cevaplar nasıl verilecek, onları da inşallah ileriki derslerimizde göreceğiz. Es-senedül hilliyü, evet, senedin üçüncü kısmı olan senedi hilli, diğer adıyla el-hillu, evet, hil dediğimiz senet. Huve senedi hilli nedir? Ma yedkuruhu sailu ma'al men'i, sailin men'i ile beraber zikrettiği bir senettir. Lafiten fihi halu kevni, ki orada çeviriyor nazara muallili, muallilin nazarını, sahibi tasdiki, tasdik sahibinin nazarını çeviriyor, ila menşe-i galatihi fi davahu, davasında yanlış yaptığı noktaya, yanlış yaptığı yere ne yapıyor? Tasdik sahibinin nazarını oraya çeviriyor. Yani asıl sen nerede yanlış yaptın? Yani işte sen burada yanlış yapıyorsun diye, o hilli senedin görevi budur normalde. Yani muallilin nerede yanlış yaptığına sahip, işte onun bakışını oraya çeviriyor. Feyekulu lehu mesela, mesela sail şeye söylüyor, tasdik sahibine, mehallu ma zekerte, senin zikrettiğin konunun yeri, huve ellev kanel emru keda, mesela durum şöyle olursa eğer, yani bu şekilde söylüyor. Ev hada fima lev kanel emru keda, yani senin söylediğin bu şey, mesela şöyle olunca senin dediğin gibidir. Ba'da kavlihi emne'u hâzihi d-da'va, bu davayı men ediyorum sözünden sonra bunu söyleyecek. Yani şöyle bunun açılışı. Ey inni emne'u da'vake, yani ben senin davanı men ediyorum. Ve utalibuke biddelili aleyha, ve bu davan için delil getirmeni istiyorum. Lafiten nazareke, tabi benim halukunum ki senin nazarını da çeviriyorum. İla ma ara ennehu menşe'u galatike, yani senin yanlış yaptığın yeri, benim kanaatimce yanlış yaptığın yere, senin görüşünü ya yani senin bakışını oraya çeviriyorum. Yani aslında şuraya bir bak da, aslında senin söylediğin dava, tamam, doğruluk payı var ama şayet mesele şöyle olursa doğrudur. Ama senin mesele böyle değil ki. Dolayısıyla yani senin söylediğin dava kabul edilmez. Eğer sen ısrarcıysan buyurun delilini getir manasındadır bu mena ve senedi hilli. Ve iradu senedil hilli, demek ki hilli senedin irad edilmesi, getirilmesi, yine yuberriru ve yukavvi, tebrir eder, caiz ve doğru
olduğunu ifade eder ve aynı şekilde takviye eder el mutalabete bir delili. Yani delili talep etmenin doğru olduğunu ve kesinlikle o delilin getirilmesi gerektiğini takviye eder. Ev bit tenbih ya da tenbihin getirilmesini davanın şekline göre değişiyor. Li isbati sıhhati dava, şayet dava tasdiki nazari kısmından ise davanın sahih olduğunun isbatı için delilin getirilmesinin talebi, ev raf'il khafai anha ya da eğer bedihiye hafiden ise o tasdik dava o kısımdan ise bu delil şey bu davadan hafayı kaldıracak, gizliliği kaldıracak tenbihin getirilmesinin mutlaka lazım olduğunu ifade ediyor senedi helli. Emsiletün bazı örnekler. Birinci örneğimiz. قال الفقيه صاحب التصديق. Tasdik sahibi olan fıkıh alimi dedi ki الماء لا ينجس. Su necis olmaz bimucerredi mulaqatin necaseti lehu. Sadece necasetin onunla karşılaşmasıyla, yani diyelim ki bir necaset suyun içine girdi, hemen suyun içine girmekle birlikte onu necis yapmaz diye bir iddia yaptı. فَاَتَرَدَ السَّائِلُ سَائِلْ اِتِرَاز اَتْتِ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ Men'i ile ona itiraz etti sail. مَقْرُونَنْ بِالسَّنَدِ الْحِلِّيِّ Hilli senedle beraber olarak. فَقَالَ لَهُ ona dedi ki هَذِهِ الدَّعْوَى غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ Senin bu davan kabul edilmez. وَمَا ذَكَرْتَ ama senin zikrettiğin mesele خَاسٌ فِي مَا زَادَ عَلَى الْقُلَّتَيْنِ Yani o kulleteyinden daha fazla olan su için geçerlidir. Sadece oraya hastır. Yani bütün sularda senin söylediğin iddia geçerli değildir. Mesela su az ise kulleteyinin aşağısında ise o zaman sadece necasetin girmesiyle de necis oluyor. O şekil ben biliyorum. Ey inni elfitu nazareke yani ben senin nazarını, görüşünü çeviriyorum ila ma ara ennehu menşe'u galatike senin yanlış yaptığın yani benim görüşümde gördüğüm kadarıyla senin yanlış yaptığın yere senin görüşünü, senin bakışını oraya çeviriyorum. Bir de oraya bak. Fema delilu sıhhati davake senin davanın sahih olduğunun delili nedir? Yani böyle mutlak bir şekilde her durumda sadece necasetin suyun içine girmesiyle o su necis oluyor diye ileri sürdüğün bu davanın doğruluğunu ifade edecek, ispat edecek delilin nedir? Evet, işte bu bir örnekti. B, ikinci örneğimiz. Kale sahibu tasdiki, mesela tasdik sahibi dedi ki, el merihu necmun. Merih denen gezegen, diğer ismiyle Mars dediğimiz, gezegen ya veyahut da merih denen şey, Mars denen şey necmün, bir yıldızdır. Evet, Merih bir yıldızdır. Mars bir yıldızdır dese bu bir iddiadır. فَاَعْتَرَدَ سَائِلُ عَلَيْهِ Sail ona itiraz etti. بِالْمَنْعِ مَنْعِ لَا مَقْرُونًا بِالْحِلِّ Tabii ki bu senede hilli veyahut hille beraber olarak men ile ne yaptı? Sail ona itiraz etti. فَقَالَ لَهُ ona dedi ki La usallimu enne el merihe necmin. Merihin, Mars'ın bir yıldız olduğunu kabul etmiyorum. Ve ma zekerte yasihu senin zikrettiğin yani yıldızdır demen sahihtir, doğrudur. Lev kanel merihu cürmen semaviyen multehiben. Şayet merih dediğin şey, Mars dediğimiz şey, cürmen bir cisim, semaviyen yani gökyüzüne ait bir cisim ve multehiben yani böyle ateşli. Ateşi daha sönmemiş ve ateşi devam eden bir semavi cürüm ise yani semavi bir cisim ise o zaman senin söylediğin doğru olur. Hani yıldızlar ateşleri sönmemiş olan şeylerdir, cisimlerdir. Gökte bulunan böyle büyük cisimlerdir. Ama ateşi sönmüş olanlar nedir? Onlar gezegen diye isimlendiriliyor. Ama bu Merih'e yani Mars'a yine yıldız dedi. Onun için sahil ona itiraz etti. Ey utalibuke bid delili ala davak. Yani ben senden bu davanı ispat edecek bir delili talep ediyorum.
Ve bununla birlikte ve elfitu nazaraka ila ma ara ennehu menşe'u galatik. Ve ben senin nazarını, bakışını senin yanlış yaptığın diye kanaat ettiğim tarafa çevirmek istiyorum. Aslında senin yanlış yaptığın bir yer vardır diye. O şekilde men'ani senetle birlikte zikreder. Böylece üç tane senedimizi ve örnekleriyle birlikte tarifleriyle açıklamalarını gördük. هذه أقسام السند باعتبار الصورة التي يورد عليها. Bu bizim şimdiye kadar söylediklerimiz senedin varit edildikleri şekli itibariyle kısımlarıydı. Yani senedin kısımlarıydı ama yani böyle öne sürüldükleri suret şekil itibariyle. Yani şekil itibariyle biz bunları şey yaptık hani taksimatını gördük. وَيَنْقَسِمُ السَّنَدُ اَيْضًا Sened yine taksim ediliyor, kısımlara ayrılıyor. اِلَى اَقْسَامٍ اُخْرَى Başka kısımlara ayrılıyor. بِاَتِبَارٍ اَخِرٍ Başka bir itibarla. هُوَ اِعْتِبَارُ نِسْبَتِهِ اِلَى نَقِيضِ الدَّعْوَ الْمَمْنُوعِ O itibar nedir? Men edilen davanın zıddına olan nisbeti itibariyle. Yani davanın men edilmiş bir dava vardır. Diyelim ki dava men edildi ve işte o men edilen davanın zıddı. İşte bu senedin o davanın zıddına olan nisbeti nedir? O itibarla da yine senedin kısımları vardır. Fehuve sened yenkasimu bihazel i'tibaril ahir. Bu ikinci itibar ile munkasım olur, kısımlara ayrılır. İlâ sitteti aksamın, altı kısma. İktidâhel ihtimalul akliyyü. Tabi bu akli ihtimal bu altı kısmı iktiza ediyor. Yani akli ihtimali bu kadar kısmın, altı tane kısmın var olmasını istiyor. Ve hiye, bu kısımlar kemayeli. Bu gelecek şekildedir. Bunları da okuyalım biraz. El evvelu birincisi مَا يَكُونُ نَفْسَ نَقِيضِ الدَّعْوَ الْمَمْنُوعَ Men edilmiş davanın nakidinin kendisidir. Yani Elhamdülillah. Demek ki birinci kısım budur. Men edilmiş davanın nakidinin kendisi ise mesela o bir senet çeşididir. Men edilmiş davanın nakidinin kendisi. وَهَذَا يَنْفَعُ السَّائِلَ الْاِتْيَانُ بِهِ Bu mene, normal sail itirazcı onu getirse, bu getirme ona fayda verir. Yani böyle bir senedi zikretmek, sailin faydasınadır. Bu onu getirmek ona bu şekilde fayda verir. وَيَنْفَعُ الْمُعَلِّلَ الْاِشْتِغَالُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ Muallil de reddetmekle meşgul olması ona fayda verir. Yani demek ki böyle bir senet getirilir aslında. Böyle bir senedin getirilmesi doğrudur, iyidir münazarada. Yani sail için de faydalıdır. Onu getirse çünkü en azından sonucu, neticesi faydalı olacaktır. Bir bilgi sahibi olacaktır ya da diyelim ki kendisinin haklı olduğunu belki de ispat edecektir. Ve yine muallile de faydası vardır ki onunla meşgul olsun. Çünkü ciddi bir senettir. Ve bu senede göre o da cevap verirse ve o senedin reddine uğraşırsa ve onu reddedebilirse bu ona fayda verir. Kendi davasını ispat etmiş olur. Tabii ki demek ki bu senedin artık bütün kısımlara göre şeyi vardır. Yani limmi senetten de vardır, kat'i senetten de vardır. Aynı şekilde hilli senetten de bu kısımların, mesela bu böyle bir kısmın varlığı demek ki oluyor. Bu ona göre kısımları vardır. Misaluhu minel limmiyi, bu birinci kısım olan senedimizin yani memnu olan davanın tam nakidi olan senet, limmiden örneği, limmi senedden örneği, el-muallilu muallil diyor ki, el-alemu kadimun, alem kadimdir, ezelidir, bir başlangıcı yoktur, sonradan yaratılmamıştır. Es-sailu itirazcı diyor ki, memnu'un, bu görüş, bu dava kabul edilmez. Lime la yekunu gayra kadimin,
Neden kadim olmasın? Neden gayri kadim olmasın ki? Yani neden hadis olmasın ki? Gayri kadim hadistir. Misaluhu minel kat'i. Kat'iden örneği ise, kat'i senetten örneği. El muallilu muallil diyor ki, el insanu mutatavvirun min hayavanin dunehu. İnsan kendisinden daha aşağı olan, daha düşük olan bir hayvandan gelişmiştir. Es-sailu itirazcı diyor ki memnu'un. Hayır, kabul edilmez. Yani sen bu davanı kabul etmem. Keyfe, nasıl kabul ederim ki? Vel insanu leyse mutatavviren min hayvanin dunehu. İnsan kendisinden daha aşağı olan bir hayvandan mutatavvir değildir. Evet, burada gördük ki mesela muallil diyor alem kadimdir. Sa'il diyor ki gayru kadim. Yani lime la yekunu gayra kadim. Yani tabi kadimin zıddı gayri kadimdir. O şekilde mesela ne yapıyor? Men ediyor ve o men'ini bu senedle getiriyor. İkinci örnekte mesela şey dedi, muallil dedi ki insan kendisinden biraz daha aşağı olan bir hayvandan mutatavvirdir. Sa'il diyor ki leyse mutatavvirun. Keyfe vel insanu leyse mutatavvir değildir. İşte burada bu her iki örnekte Sa'il'in getirdiği senet tam da muallilin ortaya koyduğu davanın nakidinin kendisidir. Yani nakidin kendisidir. Çünkü o kadim diyor, bu gayr-ı kadim diyor. O mutatavvir diyor, bu leyse mutatavvir diyor. Evet, bu birinci kısmıydı. Evet, tabii ki bunlar devam ediyor. İnşallah gelecek derslerde bunun ikinci kısmıyla devam edeceğiz. Şimdilik burada duruyoruz ve dersimizi bu şekilde sonlandırıyoruz. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Allah sizin tevfikinizi, bizim tevfikimizi versin. İlmimizi artırsın. Bütün hastalık ve bela ve musibetlerden muhafaza etsin. Gelecek bir derse kadar hepiniz Allah'a emanet olun.